Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. 2019 Güz Dönemi 2. Ünitin 1. dersine hoş geldiniz arkadaşlar. 2. Ünitin 1. dersinde evde fil beyti diye başlık var. Beyti evim. Huve o mekanu rahati rahat etme yeri. Ene eskunu fi eşşakkati. Fi şakkatin dairede. Tetekevvenu eşşakkatu tetekevvenünün anlamı oluşur eşşakkatu daire neyden min hamsi gurafin 5 odadan 5 odadan oluşuyor ve metbahin mutfaktan ve hemmamin banyodan. Demek ki ev dairede bir evin içinde 5 oda varmış ve mutfak varmış ve banyo varmış. Ummi devam ediyoruz. Ummi annem temküfü kalıyor fil matbahi mutfakta davilen uzunca. Burada temküfü anlamı gösteriyorum şu an kitapta. Temküfü kalıyor fil matbahi mutfakta davilen uzunca. Niçin kalıyormuş? Litu'idde hazırlaması için lena bize at-ta'ame yemeği fi evkatil yevmil muhtelifeti. Fi evkatil yevmil muhtelife. Farklı günlerde, farklı günün vakitlerinde. O günün farklı vakitlerinde. Ne hazırlıyormuş? Minel futur, kahvaltı. Vel gadai, öğle yemeği. Vel aşai, akşam yemeği. El futur, vel gada, vel aşa. Bunlara vecebet, et-ta'amu diye de söyleyebiliriz. Vecebetün tekilli öğün, vecebetun öğünler demektir. Bunlar ezberlense çünkü çok kullanılan kelimelerdir. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği. Ve hiye o derken burada hiye mennes bir zamir olduğu için anneyi kastediyor. Turattibu düzenliyor, düzeltiyor o anlamlarda. Neyi? Edevatil matbahi. Mutfak gereçlerini, levazımlarını, her türlü eşyalara edevat denir. Tekil bunu edatundur. Nasıl, ne şekilde? Bi inayetin düzenli bir şekilde, inayetle. Ve la tuhibbu. Annem sevmez. Neyi? En ya'befe. Karıştırılmasını sevmez. Yani kurcalanmasını. Ehedün hiç kimsenin bi hâde tertib bu düzeni. Yani bu düzeni karıştırmasını kimsenin sevmez anne. Evet, noktadan sonra devam ediyoruz. Evin muhteviyatlarının içindeki odalarını saydık. İçindeki şahıslardan anneden başladık. El um dedik. Ummi, annem. Ne hazırladığını, ne yaptığını, nasıl bir tertip içinde olduğundan bahsettik. Ve diyoruz ki en uhibbu, ben severim. Neyi el cülüse, oturmayı. Davilen, uzunca. Fi gurfetil mektebi. Büroda, yani mektep yazı masası anlamında geliyor. Burayı büro olarak, çalışma odası olarak da algılayabiliriz. Gurfetin mektebi, çalışma odasında uzunca oturmayı seviyorum. Yuvarlak T ile gelen mektep kelimesi, yani mektebetun, kütüphane olarak geçiyor. Mektep daha çok yazı masası, yazılan yer, yazı işleriyle uğraşılan, yani büro gibi yerlere denilebilir. Limudakarati, niçin uzunca büroda oturuyorum, yazı odamda? Limudakarati durusi, derslerimi çalışmak için. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Limudakarati durusi isim tamlaması şeklinde geldiği için bunu kırdığımız zaman anlamı birleştirmek zor olur. En güzeli isim tamlamalarını tercüme ederken birlikte okumanızdır. Ve ba'de el intihai. Ba'del intihai, bittikten sonra, burada intiha kelimesi var. Bunun zıt anlamısı iptidadır. Ba'del intihai, bittikten sonra, iptida olsaydı başladıktan sonra olurdu. Ba'de el intihai, bittikten sonra, minel müzakarati, ders çalışmaktan, müzakere etmek, aslında zakira, yüzerkiru, bir şey anımsamak, anlamak, algılamak,
hatırlamak anlamlarında. Yani beyin antrenmanlarıyla yapılan her şeye müzakara denilir. Zâkertu durusi, derslerimi çalıştım. Be'minel müzâkerati, ders çalıştıktan sonra âhudu, alırım. Âhudu, alırım. Kitaben, bir kitap. Min mektebeti ebi, babamın kütüphanesinden. Burada da yine isim tamlaması var. Mektebeti ebi, babamın kütüphanesinden alıyorum. Alırım. Es-sagirati, nasılmış kütüphane? Küçük. Burada sıfatı geldi. İsim tamlamasından sonra bir de sıfatı geldi mektebetinin. Es-sagirati, küçük kütüphanesinden alırım. Kitap ve akra'uhu, o kitabı okurum. Kitap. Akra'uhu. Niçin? Liyezide, liyezide ilmi, ilmim artsın. Ve daha ne artsın? Ma'rifeti, bilgim. Ne hakkındaki bilgim? Bi umuril hayati, hayat işleri hakkında. Hayat işleri hakkında bilgim, ilmim artsın için babamın küçük kütüphanesinden kitap alır. Dersim bittikten sonra okurum. Fil mesai, akşamleyin, akşamda. Eclisu, otururum. Ma'a efradi usrati, aile fertlerimle birlikte. Nerede otururum? Fi hucratil culusi. Fi hucratil culusi de olabilir arkadaşlar. Oturma odası. Gurfetil culusi de olabilirdi. Mukabili, yani eş anlamlısı, muradifi, hakeza. Gurfeti de diye kullanılabilir. Hucurati el culusi, yine isim tamlaması beraber okunur arkadaşlar. Sakın isim tamlamalarını, yani tamlanan her türlü kelimeleri ayrı okumayın. Anlamında kırıklık olur. Daha sonra toplaması da sizin için zor olur. Her zaman isim tamlaması ve sıfat tamlamaları birlikte okunması gerekir. Hucuratil culus, oturma odasında. Aile fertlerimle akşamleyin otururum. Ne yapıyormuş bakalım. Akşam ne yapıyor aile fertleriyle? Nütabi'u, izleriz, takip ederiz. Buradaki anlamı takip ederiz. Neyi? El ahbari, haberleri. Haberleri takip ederiz. Ev yahut da nüşahidu, izleriz. Ardan sunulan şeylere ard denir. Ard denilir. Bu yüzden dolayı fuarada mesela ma'rad denilebilir. Ma'rad fuar demektir. Sunulan yer, yani dışarıdan, ülkelerden, uluslararası getirilip de bir şeylerin sergilendiği yeri ma'rad denilebiliyor. Ardan sun temfiliyen, temfili dizi anlamında. Ardan temfiliyen kalıp kelime burası. Dizi izleriz ailece. Nerede? Fitilfazi, televizyonda. Ev yahut da daha ne yapıyorlarmış ailece? Netecavebu, tartışmak, tartışırız, çekiştiririz. Atraf el hadif, söz hakkında, etraf hakkında, bütün yönlü, her türlü konuşma yönlü çekişiriz. Tabi buradaki olumsuz anlamında bizdeki Türkçe karşılığında çekişiriz gibi algılamayın. Yani söz alışverişinde bulunuruz. Karşılıklı sohbet ederiz. Bu anlamlarda kullanılıyor. Kiminle? Ma'badina, birlikte, birbirimizle. Yani ailecek söz alışverişinde bulunuruz, sohbet ederiz, televizyonda dizi izleriz, haberleri takip ederiz. Tabii ki bu olayları hepsi hücretil culus da oluyor oturma odasında. Evet. Bu arada arkadaşlar ekran vadıhtır, inşallah açıktır. Hiçbir mesaj gelmemiş ama tek ümidim o. Her şey yolunda olduğunu belirten bir mesaj alsam içim rahat devam edeceğim. Ekranı görebiliyor musunuz? Ses geliyor mu? Dünkü gibi kendimi kaptırıp görsel olmadan da sesle yetinmeyelim. Bir zahmet. Fahmide Hanım. Her şey yolunda inşallah. Tamam. Elhamdülillah. Evet. Bütün teçhizat el matlubu hallettik. Gereken hazırlıkları inşallah bir sıkıntı olmaz. Yesserenel emr, inşallah Rabbim kolaylaştırsın.
عندما يحين وقت النوم. عندما ığında, tabii yine bunu tek başına anlam veremem. Şayet merak edersiniz, zaman dilimidir. عندما يحين, girdiğinde, vakit girme anlamında kullanılır. Ne vaktiymiş bakalım, hangi vakit girdiğinde? وقت النوم. İsim tamlaması yine uyku vakti girdiğinde. Etevaccehu, yönelirim. İlâ hucrati nevmi, yatak odama. Yine burada isim tamlaması var. Hucrati nevmi, yatak odam. Ertahu, uzanırım. Alâ seriri, yatağıma. Ve ed'ullâhe, Allah'a dua ederim. Ne için? Ed'ullâhe en yahfazani, beni korumasını. Ve yahfaza usrati, ailemi korumasını. Ve ed'ullâhe en yekûne hâzet ders yentehi bi kulli sehûletin inşallah. Ben de Allah'a bu dersin çok kolay bir şekilde pürüzsüz bitmesini niyaz ediyorum inşallah. Evet arkadaşlar, paragrafı anladıysanız, şöyle bir yeni gelenler için baştan sona anlatım olmadan Arapça çıkışıyla artık şeyiyle, telaffuzuyla okumak istiyorum. Arkadan tekrarlamanızda fayda var. Hani sadece Arapça öğrenmek için değil de diliyle, hakkıyla öğrenmeyi de uğraşın. Sizin için faydalı olur. Başlıyorum. Evde demiştik, fil beytim. Beyti huwa mekanu rahati. Ana eskunu fi şakkatin. Tetekavvanu şakkatu min khamsi gurafin ve matbakhin ve hammamin. Ummi temkuthu fil matbakhi tawilan. لتعد لنا الطعام في أوقات اليوم المختلفة من الفطور والغداء والعشاء وهي ترتب أدوات المطبخ بعناية ولا تحب أن يعبث أحد بهذا الترتيب أنا أحب الجلوس طويلا في غرفة المكتب لمذاكرة دروسي وبعد الانتهاء من المذاكرة آخذ كتابا من مكتبة أبي الصغيرة وأقرأه ليزيد علمي ومعرفتي بأمور الحياة. في المساء أجلس مع أفراد أسرتي في حجرة الجلوس. نتابع الأخبار أو نشاهد عرضا تمثيليا في التلفاز أو نتجاذب أطراف الحديث مع بعضنا. عندما يحين وقت النوم أتوجه إلى حجرة نومي أرتاح على سريري وأدعو الله أن يحفظني ويحفظ أسرتي. نعم نستمر. Devam ediyoruz. Sil, bağla. Beyne kulli kelimetin, her kelimeyi. Ve cem'iha, çoğulunu. Mimma yeli, gelecekteki. Gelecekteki çoğul kelimelerimiz aşağıda şu kutucuğun içinde, yukarıdakilerden tekillerinden bağlayacağız. Kulağınıza tırmalar arkadaşlar, dikkatli okursak bulalım. Beytun, ev. Şakkatun, daire. Hucratun, oda. Gurfetun, oda. Matbahun, mutfak. Hammamun, banyo. Mektebun, yazı masası. Vaktun, vakit. Yevmun, gün. El takısı olsaydı bugün anlamında olurdu. El takısı bir belirlik kazandığı için el yevm, bugün. Edatun, edat yani gereç. Dersun, ders. Kitabun, kitap. Mektebetun, kütüphane. Emrun, iş. Bunu şe'nun olarak da kullanabiliriz. Mukabili emrun, umur. Ferdun, şahıs. Haberun, haber. Ardun, sunum. El hadisu, sohbet. Serirun, yatak. Evet, hemen beytunu alalım. Beytun, beytun, buyutun. Beytun, buyutun. Arkadaşlar, çoğullarını sürekli bir soru geliyor. İşte hocam, çoğulların belli bir kuralı var mı? Nasıl kafamızda tutacağız. Öyle bir belli kuralı yok maalesef. Sizin yapmanız tek yani tavsiye edebileceğim tek şey, sizin yapmanızın gereken şey burada ezber.
Çoğulların belli bir yani şimdi şöyle çoğullar var. Üç eşit çoğul var. Vav ve nun erkek çoğulu düzenli olan var. Elif ve açık T ile yazılan bayan çoğulu var düzenli. Bir de düzensiz çoğul var ki bu en çok olan çoğuldur. Kırık çoğul. Bunların çoğunluğu düzensiz olduğu için bunları ezberlemekten başka hiçbir çare, çıkış yolu yoktur. Öğrenci bunu oturup ezberleyecek. Sürekli tekrarlayacak tabii ki. Nöronlarda yerleşene kadar. Evet, beytun buyutun şakkatun daire. Evet, şurada benzeşme zaten var. Şukakun daireler. Hücretun bakalım. Bakalım. Hücretun evet sondan son iki kelime. Hücretun ve hücerun. İki eş anlamlısı var. Odalar. Hurfetun. Hurafun ve hurfatun. Yine bunun da iki anlamı, eş anlamı olan çoğulu var. İkisi de odalar. Hurafun, hurfatun. Matbahun. Mutfak. Matabihu. Mutfaklar. Hammamun. Hammamatun. Banyo. Banyolar. Mektebun. Yazı masası. Mekatibu. Yazı masaları. Vaktun. Vakit. Evkatun. Vakitler. Yevmun. Eyyamun. Gün. Günler. Edatun. Edat. Yani gereç. Kullanılan, ihtiyaç olan şeyler. Havaiç. Edatun. Edevatun. Şurada. Sondan ikincisi. Şimdi bu üçüncüsü demiyorum. Çünkü bu ikisi zaten eş anlamlıydı. Sondan ikincisi. Dersun. Durusun. Bu da ikinci sıranın sondaki kelime durusun. Kitabun, kutubun. İkinci sıranın üç sondan üçüncüsü kutubun, kitaplar. Mektebetun, mektebetun. Kütüphane, kütüphaneler. Emrun, umurun. Burada ikinci sıranın üçüncüsü emrun, umurun. Ferdun, efradun. Şahıs, şahıslar. Burada ikinci sıranın ilki. Haberun, ahbarun. Haberun, ahbarun. Bu da ilk sıranın sondan ikincisi. Yine dediğim gibi burada son ikisi zaten eş anlamlı olduğu için sondan ikincisi diyorum. Daha sonra ardun sunum, urudun sunumlar tam ortada ilk sırada. El hadisu söz konuşma muhabbet. El ahadisu sözler konuşmalar. Hadis-i Nebi dediğimizde zaten Hadis-i Nebi Şerif peygamberimizin şerefli sözleri anlamında geliyor. Serirun, serirun, esirratun ve serairu. İki tane eş anlamlı çoğulu var yataklar. Esirratun da kullanılabilir. Serairu. Evet arkadaşlar. Artık bunu ezberini size bırakıyorum. Rabbim kolaylık versin. Ama o tekil çoğul ilişkisini iyi kafaya sokmak gerekir. İleride geldiğinde ha bu kelime neydi? Çoğulda farklı harfler eklenebiliyor. Bazen harf çıkarılabiliyor. Mesela kitap kütübünde olduğu gibi kitap tekilde 1, 2, 3, 4 harf iken örneğin çoğulunda 3 harfe dönüşmüş. İhracı var burada. Ondan dolayı bazen içine ilave ediliyor, bazen çıkartılıyor. Bu gibi şeylerde, karışıklıklarda en güzeli kafaya yerleştirip hani ezberlemek. Şimdi gelelim ikinci alıştırması. Birinci alıştırmamız tekil çoğul kavramını bulmaktı, bağlamaktı. Şimdi de anlam istiyor bizden. Sıl beyne kulli kelimetin ve ma'naha mimma yeli. Anlamlarını bulun diyor burada. Her kelimenin anlamını birbirine bağlayacağız. Eskunu oturuyorum. Temküsü oturuyor, kalıyor. Kalıyor anlamında daha güzel olur. Tu'iddu et-ta'ame. Yemek hazırlıyor. Tu'iddu et-ta'ame. Şahede izledi. Turattibu düzenliyor. Ya'besu kurcalıyor. Oynama anlamında gelebilir. Ya'besu. Hani bir yerleri karıştırıyor. Abese.
Ondan sonra el cülus, celesenin mastarı cülus, oturmak anlamında. Atraf, etrafında, yani sohbet etrafına demiştik ya, civarında, etrafları. El hadif, söz, cevbe. Burada hatırlarsanız tecavebe anlamında kullanılmıştı. Yani çekiştirdi. Çekiştirme anlamında kullanılabilir. Çekti anlamında kullanılabilir. Eteveccehu ila, ona yöneliyorum. Eteveccehu ila da cümle içerisinde hatırlarsınız. Eteveccehu ila gurfeti hücreti demişti. Gurfeti de değil. Eteveccehu ila hücreti nevmi, yatak odama yöneliyorum, gidiyorum anlamında. Şimdi bu kelimelerin de anlamlarını çıkartalım. Daha sonra eşleştirelim. Yani aynı anlamı ihtiva eden farklı kelimeleri birbirine eşleştirelim. Burada şedde çekti demek. Eişu, yaşıyorum. Edhebu ila, gidiyorum. Tabqa ve tadal, kalıyor anlamında. Ra'a, gördü. Atraful kelam, sözün etrafından, yani konuşmak anlamında, söz hakkında, taraflıca, çokça, her türlü söze girip çıkmak. Tücehizü ta'am, yemek hazırlıyor. Tatbuhu, hu, onu pişiriyor. El-ku'udu, oturmak. Tunazzimu, düzenliyor. Yel'abu, oynuyor. Ve yel-hu, o da eğleniyor, oynuyor, eğleniyor anlamında. Lahu, lehum ve le'ib, dünya hayatı, oyun, eğlence hayatıdır diye Rabbim ayet-i kerimesinde zikretmiştir bunu. Evet, bakalım şimdi eskunu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Eskunu birinci, nerede? 1, 2, 3, 4, sayı olarak verebilirsiniz. Eğer hatırlarsanız anlamlarını yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerden de ortaklık bekliyorum, katılım bekliyorum. Eskünü, oturuyorum. Evet. Bulduk. İkinci kelime. Yok. Eskünü, oturuyorum, kalıyorum, mesken ediyorum. Mesken buluyorum. Yer, yani. Evde kalma anlamında, yaşam anlamında. Eişu, yaşıyorum. Eş anlamısı. Temküfü, kalır. Hani demiştik ki anne kalıyor mutfakta uzunca. Burada tebka ve tazal, kalıyor anlamında kullanıldı. Bu onun eş anlamlısı. Tebka ve tazal. İki, demek ki üçü de birbirinin eş anlamlısı. Temküfü, tebka ve tazal. Daha sonra tu'iddu et-ta'ame. Tu'iddu, hazırlar. Neyi et-ta'ame, yemeği hazırlar. Burada tücehizu ta'am, yemeği hazırlar. Eş anlamlısı. Tücehizu et-ta'ame. Şahede, izledi. Şahede, evet, burada ra'a, gördü, izledi anlamında kullanılabilir. Eş anlamlısı. Turattibu, düzenliyor. Turattibu, düzenliyor. Tunazzimu, nizamdan geliyor. Tunazzimu, düzenliyor. Burada yine eş anlamlısı. Ya'besu, kurcalıyor. Ya'besu'yu bayağı açıkça ayetle de örnek vermiştik arkadaşlar. Hangi kelimeydi? Ya'besu, kurcalıyor, karıştırıyor, oynuyor. Hatta iki tane var şurada. O ne? Yel'abu ve yelhu. Evet. El cülus, oturmak. Oturmak. Evet. El ku'ud. Ku'ud da oturmak. Ku'ud. Kökleri celese, ka'ade. Bunlar eş anlamı. Ku'ud vel cülus. Atraful hadis. Sözün etrafında. Burada yine atraful kelam, zaten başı aynı. Sadece kelamla hadis ikisi birbirinden farklı. Atraful kelam. Cedebe çekti demiştik. Tecadebe, çekiştiriyor anlamında demiştik. Cedebe. Şedde çekti. Şedde attavile, masayı çekti. Cedebe attavile, masayı çekti. Bu ikisi de çekti anlamlandırdı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İlk kelime şedde, çekti. Etevaccehu ila, yönelirim.
Burada "Ezhebu ila" giderim. Oraya giderim, oraya yönelirim anlamında kullanılmıştır. Sıl, bağla. Gelelim üçüncü tedribata. Beyne kulli kelimetin, her kelimeyi ve mukabiluha, zıt anlamlısını, mimma yeli, gelecekteki. Arkadaşlar, sorusu olan rica ediyorum sorsun. Anlamadığınız bir şey varsa rahat olabilirsiniz. Bak, buradaki ilk kelimemiz de zaten er-rahatu, rahatlık. Hiç çekinmeden hocam hızlı gidiyorsunuz, yavaş gidiyorsunuz. Böyle yorumlara açığımdır. Fehmida, buyur. Yazıyorsun herhalde. Bir yorum alayım. Ondan sonra devam edelim. Evet. Sıl beyni kulli kelimeti ve mukabilehü mimma yili. Ben anlamların, kelimenin anlamlarını veri durayım. Siz de şayet bir şey yaparsanız, yazarsanız okuruz. Er-rahatu, rahatlık. Rattebe, düzenledi. El-cülusu, oturmak. Davilen, uzunca. Ya Fehmida, uhavilu en efhem lakinni lem efhem. Lanneki kitabti bil arabi fawqa wal mümkin bir Türkiye anlayamadım. Türkçe yazar mısın min fadlik? Bana bir şifre mi veriyorsun Fehmida? Anlayamıyorum. Evet, errahatu, rahatlık. Rattebe, düzenledi. El cülüs, oturmak. Ha, pardon. Pardon. Cevap. Harfler mi şey yapmıştın, kodlamıştın? Bu şu an rahatun diye başlayan yer mi? Aranızda farklı bir kodlama varsa bunu bildirirsiniz. Evet hocam. Rekem'in cevabı yazdım. Cevap yazdım. Fehmida, şu an yeni başladığımız tedribatın cevabı mı? Onu öğrenmek istiyorum. Yoksa bir yukarıdakinin mi? Tamam. Tamam, devam ediyorum ben o zaman. Evet, başlanıyorum. Errahatu, rahatlık. Rattebe, düzenledi. El cülusu, oturmak. Davilen, uzun. El intiha, o bitti. Bitmek. Hani iptida, intiha demiştik ya arkadaşlar. İptida, başlamak. İntiha, bitmek. Uhibbu, bu severim. Yezidu, artar. Ma'rifetun, bilgi. Bunların mukabillerini ya da muradifleri dediği şey, mukabilleri ya da zıtları da diye, muradifleri de diyebiliriz. Bir dakika bakayım. Burada cehlun, cehalet, etta'bu, yorgunluk, ve şaka'u da zorluk, yorgunluk. El vukufu, oturmak. Kasiran, kısa. Yakillu, az oluyor. Evet, zıtlarını istiyor. El iptida'u, başlamak. Ekrahu ve ubgidu, nefret ediyorum, buğz ediyorum. Ondan sonra nefera, yayıldı, serpişti. O anlamlarda kullanılıyor. Bakalım zıtlarına. Errahatu, rahatlığın zıtı nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sayı da yazabilirsiniz arkadaşlar, bir eliniz varsa. Rahatlık nedir? Hocam, bu kitabı bize gönderebiliriz PDF olarak. Olur. Olur Fehmida. İnşallah dersten sonra bunu halletmeye çalışalım. Kitabı görebiliyorsun ama, değil mi? Onda bir zorluk yok. Et-te'ab, yorgunluk, ve şaka, zorluk arkadaşlar. Bu
zıt anlamlısı. Ta'ab ve şaka. Şakî çok zor demek işte. Şakî, ta'ab. Hâzâ ta'abun. Bu yorgunluktur. Errâhetu. La râhete fit dünya. Dünyada rahatlık yoktur. Rattebe düzenledi. Bunun zıt anlamlısı nefera yaydı. Serpiştirdi. El cülüs oturmak. El vukufu kalkmak. El vukufu kalkmak. Dördüncü kelime. Davilen uzun. Kasiren kısa. El intihau bitmek. El iptidau başlamak. Minel imtidai ilel intihai. Baştan sona kadar anlamında kullanılabilir. Minel iptidai ilel intihai. Evet. Uhibbu severim. Ekrahu abgıdu nefret ederim. Uhibbu severim. Ekrahu ve ubgıdu nefret ederim. Buğz ederim. Yezidu artar. Ve yakillu azalır. Yezidu artar. Yakillu azalır. Ma'rifetun bilgi. Cehlün bilimsizlik yani cehalet, bilgisizlik. Evet. Bu tedribatı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım kolay bir konuydu. Hemen aşağı inelim. Ekmil, ekmil tamamla. Burada vahdet senil hadiyumi ekmilir cümle tali bi kelimati münasibetin uygun kelimelerle dolduracağız. Ev mine nasıl sabit? Geçmişteki nastan yani önceki paragraftan tabii ki paragrafı en az şöyle bir 5 kere okumanız gerekir ki boşlukları doldururken aklınıza gelsin ve rahat doldurabilirsiniz. Evet. Filme sa'i utabi'u neydi? Buradaki noktacıklara ne geliyordu? Neyi takip ediyorduk akşam? Hani burada aslında utabi'u değildi. Paragrafta bu utabi'u'ydu hatırlarsanız. Filme sa'i akşam utabi'u takip ediyorum. Neyi takip ediyorum? El ahbara haberleri takip ediyorum. Ev yahut da uşahidu izlerim nokta nokta televizyonda. Fitilfelzi. Burada hatırlarsanız tisi kelimesinde olan bir kalıp kelime vardı. Kim hatırladı? Sunum diye başlıyordu. Evet. Arda temfili dizi izlerim televizyonda. Eclisu otururum. Fi hücretil mektebi davilen. Ne demiştik? Ne odasıydı? Yazı odası ya da ders odası diyelim buraya biz. Ders odasına uzunca otururum. Burada yazıhane de olabilir. Yazıhane en güzel kelimedir buraya uyan. Fi gurfetil mektebi, fi hücretil mektebi, yazıhanede uzunca otururum. Buraya ek'udu da diyebiliriz. Hani yukarıda eş anlamlısını şurada ka'ade bulmuştuk. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bakın buradaki kelimeyle şuradaki kelime eş anlamlıydı. Eclisi kullanabildiğimize göre ek'udu'yu da kullanabiliriz. Hiçbir sorun olmaz. Eclisu fi hücretil mektebi davilen uzunca otururum yazıhanemde. Yazıhanede. Li akra'a ne okuyorduk? Ne okuyordu? Li akra okumak için okumam için kitaben kitap okumak için. Ve uzakira çalışırım. Neyi çalışıyorum? Durusi derslerimi çalışırım. Tecavüptü karşılıklı değiş tokuş yaptım. İşte çekiştim ya da işte tartıştım anlamında gelmişti ya bu kelime. Tabii ki bu olumlu yönde. Tecavüptü etrafel hadis söz alışverişinde bulundum. Kiminle? Ma sadiki arkadaşımla sohbet ettim anlamında kullanılıyor. Filleyli geceleyin ne yaparım? İlâ seriri yatağıma eteveccehu yönelirim. Eteveccehu ilâ seriri filleyl. Gece yatağıma doğru yönelirim. Niçin? Li'ertâha. Li'ertâha. Dinlenmek için.
Burada nokta olması gerekiyordu arkadaşlar. Çünkü yeni bir cümle başlıyor. Eskünü otururum fi şakkatin dairede tetekevveni oluşur min nokta nokta hücratin. Ev kaç odadan oluşuyordu arkadaşlar? Ben size Türkçesini söyleyeyim. Siz şöyle bir Arapçasını düşünün. 5. Min hamsi hücuratin. 5 odadan oluşuyor daire. Bu dairede oturuyorum. 5 odadan oluşan dairede oturuyorum. Evet, buradaki boşlukları doldurmuş olduk. Şimdi yeni cümleye gelelim. Yeni antrenmanlara gelelim. Tedribata. Sıl beynel cümleli müteradifeti mimma. Yeni müteradife eş anlamlı cümleleri bulunuz. Bağlayınız. Bağla hatta. Tekil sıl demiş. Sılu dememiş. Sıl bağla. Etecâzebu etrafel hadîfi ma'a zümelâ'i. Etecâzebu etrafel hadîfi işte sohbet alışverişinde bulunuyorum. Ma'a zümelâ'i arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Eşüttü çekerim etrafel habli ipin uçlarından çekerim ma'a zümelâ'i arkadaşlarımla. Etekellemu konuşurum ma'a zümelâ'i arkadaşlarımla. Ve etekellemûne me'i onlar da benle konuşur. Şimdi arkadaşlar burada bir sıra hatası var ya da sırayı aşağı değil de birleştirmişler. Burada şu ilk bir, daha sonra şu iki, ikinci cümle, şu birleşik olan iki farklı cümleden oluşan toplamı da üçüncü cümle. Buradaki üç cümlenin ikisi eş anlamda olan cümleler, aynı anlamı ihtiva eden cümleler. Bunları bulacağız. Arkadaşlar siz de yardım edebilirsiniz. 1, 2, 1, 3 ya da 2, 3 diye kodlayabilirsiniz. Aklınıza bir şey var mı? Katılım istiyorum arkadaşlar. Anladığınızda ya da takip ettiğinizi görmek için. Bir, üç. Süpersin Fehmida. Aynen öyle. Aynen. Bir ve üç. Aynen. Ömer kardeş. Hakeza. Mazbut. Mumtaz. Çok güzel. Bir ve üç. Şu cümleyi de yapalım. Eskunu otururum fi şakkatin dairede. E'işu yaşarım fi şakkatin dairede. Eclisü sakinen fi şakkatin ev sakini olarak dairede otururum. Burada cümle olarak kelime kelimesi hangisi arkadaşlar? 1, 2, 2, 3, 1, 3. Eskunu ve aişu fi şakkatin mumtaz sahih. Hadani el cümleten hatani el cümletani sahihaten. Evet, bu ikisi anlam bakımında muradif. Doğru. Evet arkadaşlar, 5. oturumumuzu bitirdik. Bir 10-15 dakika sonra tekrar buluşmak üzere. Selamünaleyküm.